Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla'nın ABD'de tutuklanmasını yol açan soruşturma kapsamında FBI tarafından hazırlanan 40 sayfalık rapor ortaya çıktı. Atilla'nın ABD'de tutuklu bulunan İran asıllı iş adamı Rıza Sarraf ile birlikte ABD'nin İran'a yönelik yaptırımlarını ihlal ettiği iddia edildi. Raporda Atilla ve Sarraf 100 milyonlarca dolar tutarında yasa dışı işlem yapmakla suçlandı. Soruşturmada Atilla ile Sarraf arasındaki telefon konuşması kayıtları delil olarak gösterildi. Böylece kamu bankası olan Halkbank ilk kez resmi olarak ABD hukuk sisteminde Sarraf davasıyla bağdaştırılmış oldu. Daha önce Zarraba ve Halk Bankası'na sahip çıkan Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Halkbank Genel Müdür Yardımcısının tutuklanmasına henüz bir açıklama gelmezken Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ilginç bir yorumda bulundu. Bozdağ, 17-25 Aralık'ta yapılamayan ABD'de yapılmaya çalışılıyor dedi. Başbakan Binali Yıldırım 24 Ağustos 2016'da başlayan Fırat Kalkanı Harekatı'nın sona erdiğini söyledi. Yıldırım, Elbap'ta her şey kontrol altında. Fırat Kalkanı Harekatı bitmiştir dedi. Milli Güvenlik Kurulu bildirisinde de Türkiye'nin Suriye'den çekileceği açıklandı. MİT Müsteşarı Hakan Fidan'ın Almanya'da yaptırdığı yasa dışı izleme faaliyetleriyle oluşturduğu listeyi Alman İstihbarat Başkanı'na vermesi skandalında yeni bilgiler ortaya çıktı. MİT'in Alman Federal Meclisi'nin Sosyal Demokrat Milletvekili Michel Müntefering ile birlikte iki Alman milletvekilini de yasa dışı izledi ve cemaate yakın olduğunu belirterek listeye adlarını yazdığı belirlendi. Alman milletvekillerinin Almanya'da MİT tarafından izlenmesi büyük tepki oluşturdu. Milli İstihbarat Teşkilatı MİT'in Almanya'da casusluk yapması ve Alman milletvekili Michel Müntefering dahil birçok kişinin izlenmesi Alman basınında gündem oldu. Farklı gazetelerde yer alan haberlerde MİT'in yasa dışı faaliyetleriyle Almanya'nın iç huzurunu bozduğu ve bunun bardağı taşıran son damla olduğu yazıldı. Listede adı geçen Alman milletvekili Michel Müntefering skandalla ilgili konuştu. Deutsche Welle Türkçe'nin haberine göre Alman vekil MİT'in BND'ye verdiği listede adının geçmesini belirgin biçimde sınırın aşılması şeklinde yorumladı. Birleşmiş Milletler Kamu İletişimi Dairesi'nin ortaklık kurduğu sivil toplum kuruluşları arasında yer alan The Light Millennium adlı sivil toplum kuruluşu, 16 Nisan'da yapılacak referandumla Türkiye'nin imza attığı bazı uluslararası anlaşmaları ihlal edeceğini öne sürdü. Ünver, Birleşmiş Milletler'e bir mektup yazarak o halde yapılmış bir referandumun sonucunun mahkemelerce geçersiz sayılabileceği tehlikesine dikkat çekti. Adalet Bakanlığı'nın yayınladığı faaliyet raporu, AİHM'in Avrupa Konseyi ülkeleri arasında hakkında en çok ihlal karar verdiği ülkeler sıralamasında Türkiye'nin ikinci olduğunu ortaya koydu. 2016 rakamları Türkiye'deki hak ihlallerinin arttığının delili oldu. Raporda Türkiye'nin 2016 yılında 77 ihlal kararıyla aleyhine en çok ihlal kararı verilen ikinci ülke konumunda olduğuna dikkat çekildi. Türkiye 12.600 başvuruyla aleyhine en çok şikayette bulunan da ikinci ülke oldu. Anayasa Mahkemesi bir internet sitesi genel yayın yönetmeninin haber nedeniyle hapis cezası almasının ifade ve basın özgürlüğünün ihlali olduğuna karar verdi. Mahkeme, gazetecilerden bir beyanın doğruluğunu kanıtlamakla yükümlü savcı gibi hareket etmelerini beklemek aşırı yüksek bir ispat külfeti getirir derken ceza ertelemesinin de stres ve endişe meydana getireceğini vurguladı. Bu kararın cezaevlerindeki 150'ye yakın gazeteci hakkında emsal olması gerektiği değerlendiriliyor. Tamamına yakını DBP'li olmak üzere belediyelere kayyım atanması ve yöneticilerin tutuklanması Avrupa Konseyi platformuna taşındı. Konseyin anayasal konulardaki uzmanlık organı Venedik Komisyonu kayyım raporu hazırlayacak. Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Profesör Doktor Haluk Özener, şu anda Marmara'da 7.2'lik bir deprem enerjisi birikmiş durumda. Dolayısıyla Marmara'da şu anda da bir deprem olabilir, belki 1, belki 5, belki 10 yıl sonra da olabilir ama olacağı kesin dedi.